Bu çocuklar Müslüman ailelerin çocukları. Bu papaz yakın zamana kadar Diyarbakırlı Müslüman bir vatandaşımızdı. Ve insanları gerçekten Mesih'e getirmekse ben misyoner. Dinler arası diyalog faaliyetleriyle start alan ve büyük bir tehdide dönüşen misyonerlik çalışmaları. Buradaki cemaatin hepsi Müslümanlıktan Hristiyan olan gençlerdi. Türkiye her geçen gün biraz daha inancından, kültüründen uzaklaştırılıyor. Ve işte karşımıza bu görüntüler çıkıyor. Burası Diyarbakır'da Urfa Kapısı'nın hemen girişinde Süryani Kilisesi'nin karşısında bulunan Protestan Kilisesi. Anormal bir şekilde para teklifi vardır, adamın zaafından yaralanma vardır. 2003 yılından itibaren yapımına başlanan bu kilisenin papazı ise Ahmet Güvener isimli, sonradan Hristiyan olmuş bir vatandaş. Benim Hristiyanlığa ilgi duymam. Kilisede röportaj teklifimizi kabul eden Ahmet Güvener, muhabirimizle sohbet ederken kameralarımıza bu şok görüntüler takılıyor. Pazar ayininden çıkan bu çocuklar birer birer kafeterya bölümüne doğru yanaşıyor. Aralarında yabancı uyruklu olanları da dikkat çekiyor. Kameralarımızı fark eden bazı çocuklarsa gizlenmeye çalışıyor. Ama dikkat edin, bu kadının kucağındaki çocuk sizce kaç yaşında? Peki ya diğerleri? Sanki kilise değil de ilk öğretim okulu gibi. Bu 9 ile 13 yaş grubumuz. Evet. Bir de altta bizim 3 ile 8 yaş grubumuz var. Bu 9 ile 13 yaş grubumuz. Evet. Bir de altta bizim 3 ile 8 yaş grubumuz. Peki bu bir suç değil mi? 3 yaşındaki bir çocuk kilisede din eğitimi alabilir mi? Yasalara göre Türkiye'de 12 yaşından küçük çocukların Kur'an öğrenimi yasak. Ancak papaz Ahmet Güvener ne kadar rahat bir şekilde 3 yaşındaki çocukları kiliseye alıyor. Muhabirimizin yaptığınız iş yasak değil mi sorusuna ise bakın nasıl bir cevap veriyor. Bizim ne elektrikimizi veriyor, ne suyumuzu veriyor, ne kilisenin vaizinin maaşını veriyor. Gelip de kendi şeyini yapamaz yani. Bizim ne elektrikimizi veriyor, ne suyumuzu veriyor, ne kilisenin vaizinin maaşını veriyor. Gelip de kendi şeyini yapamaz yani. Burak Diyarbakırlı Müslüman bir ailenin çocuğu. Ama misyonerlerin tuzağına düşen Burak şimdi dinini değiştirmiş. Bir yıl oldu benim Hristiyan oluşum. Daha önce Müslüman mıydın? Evet, Müslümanım. Sonradan Hristiyan oldum. Gülistan, Ahmet, Ayşe, Fatma ve daha böyle birçok isimde tıpkı Burak gibi kandırılmış. Yeni iman ettim. Ne zaman? Birkaç ay oldu diyeyim. En başta bir hocayla buraya geldik. Sonra da buradaki insanları gördük. Onlar gerçekten Mesih'in aşkıyla yanıyorlar ve Mesih onların yüreklerine dokunmuş. Bunu hayatlarında görmek çok güzel. Daha önce Müslümandım. Ama 4 aydır gerçekten yani çok daha iyi. Bu hayret verici görüntüleri gördükten sonra misyonerlik faaliyetlerinin artış göstermesine yönelik eleştirilerin ne kadar haklı olduğu, endişelerin bir vehimden ibaret olmadığı apaçık ortaya çıkıyor. Şu anda 70'e yakın bir cemaat var. Bunlar Müslüman olup sonradan Hristiyan olan 70 kişi. Tabii. Bu kişinin adı ise Timi. Sorularımızı serin kanlılıkla cevaplayan Timi Türk değil. Ama siz buralı değilsiniz herhalde. Burada değilim ya. Ben Montanalıyım. Nedendir bilinmez ama Amerika'dan kalkıp daha Diyarbakır'a taşınmış ve kendini dinine adamış. Tıpkı İsveç'ten kalkıp Mardin'e gelen Hristiyanlar gibi. Ben buraya kiliseye hizmet etmeye geldim. Yani kilisede bir ihtiyaç duydum, gördüm.
Onlar beni çağırdı, ben geldim. Protestan Kilisesi'nin vaizi Ahmet Güvener'in şu açıklaması ise çok önemli. Zira Diyarbakır'da, Urfa'da, Adıyaman'da, Mardin'de artış gösteren misyoner faaliyetleri ve toprak satışının hangi amaca hizmet ettiği bu açıklamalardan sonra çok net anlaşılıyor. Bütün uluslar İsrail'e saldıracak. Bu Tevrat yazıyor, yani şey, bütün kutsal kitapla şey anlatıyor ve esinleme en sonunda anlatıyor. Ve o zaman İsa Mesih nasıl Musa denize yardıysa, İsa Mesih dağı yaracak ve İsrail oradan kaçacak. Allah belaları versin. Abi kabul etmiyoruz bana, nasıl olacak, iş mi olur ya? Allah bırakmasın, ne diyorsun? Bence bu çocukların ailesi yani sorumlu. Yani çocukların neden öyle bir şeyle ilgiliyor? Urfa kapısının önünde sorularımızı yanıtlayan vatandaşlar, kendi şehirlerinde bir kilisede çekilen bu görüntüleri kabullenemiyor. İnsanı ancak parayla kandırırlar, başka ne olur? Vallahi ben kabul etmezdim. Biz Müslüman ülkede yaşıyoruz yani, Hristiyan olur mu? Çocuğa vermiş parayı, şekeri, oyuncağı, tabanca. Al, haç vermiş, olmuş yani normal. Gelsin beni yapsın sıkıysa, ben hazırım. Protestan Kilisesi'nin hemen yakınında oturan ve mikrofonumuza konuşan bir çocuksa, arkadaşlarının para karşılığı kiliseye gittiklerini iddia etti. Para veriyorlarmış. Dinini satmak için. Benim diyor arkadaşlar. Öyle diyor. Var arkadaşlar, var. Şeyden. Para için yani, dinini satıyor işte. Aylık para veriyor, ihtiyacını veriyor işte.